Herkese merhaba arkadaşlar. Bebel TV kanalına hoş geldiniz. Özür dilerim. Bebel TV kanalına hoş geldiniz. Ben Nazan Hoca. Bugün sizlerle beraber 5. sınıf matematik genel tekrar videolarının 4.sünün çözümünü gerçekleştireceğiz. Hazırsak hep beraber bismillah diyelim, başlayalım ilk sorumuzdan. 26 elmanın tamamı 5 arkadaşa eşit olarak paylaştırılacakmış. Her birinin payına düşen elmayı soruyor. Böldüm. 25. Bir de kalan. Arkadaşlar bu 5 tam 1 bölü 5 olarak yazılır. Bu ne demektir? Her arkadaş 5 adet tam elma alacak. Son kalan elmayı şöyle 5 eşit parçaya böleceğim. Her biri de bundan 1 bölü 5 tane alacak. Yani Ceyhan cevabı benim doğru cevabım olmuş olacak. Hadi bakalım diğer sorumla devam edeyim. 200 metre koşusunda Mehmet 128 saniye ile birinci, Tolga 196 saniye ile ikinci, Ali de 201 saniye ile üçüncüymüş. Soldan sağa doğru diyor bir sayı yazıyorum bunlarla, ben diyor bu sayının okunuşu ne olur diyor bana. Arkadaşlar bu sayı basamakları ile ilgili genel tekrar videolarımız 4. sınıf matematik videolarımızda mevcuttur. Lütfen onları izlemediyseniz ilk önce onları izleyelim, sonra bunları yapalım. Bizim için daha faydalı olur. Burası birler, onlar. Böyle ilerleyecek. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar basamakları. 196 ile başlayacak. 196 ile başlamayan seçenekleri direkt eledim. A'ya bakıyorum. 196 milyon. Evet doğru. 200 bin demiş. Benimki 128 bin. Direkt zaten 196 milyon 128 bin 201 şeklinde okunan Denizli cevabı benim böylece doğru cevap olarak gelmiş olacaktı. Sorularımı da gönderdim. Hemen devam edeceğim kaldığım yerden. Tamam diyorum. Hadi bakalım bir sonraki sorumuza da. Veysel daha önce bir mağazada beğendiği spor ayakkabıyı almak için her gün 6 TL para atmaya başlıyormuş kumbarasına. 82 TL olan bir spor ayakkabının parasını kaç günde bitirir diyor. 82 bölü 6 diyorum. 1 kere 6, 6. 22 de 6, 3 kere 6, 18. 4. Demek ki 13 gün boyunca 6 TL atacak. Bir de 4 TL. 14 günde totalde parasını, tamamını biriktirmiş olacak. Yıldız ile Özgür arasında geçen konuşmaya göre haftada çözdükleri toplam soru sayıları arasındaki fark soru. Şimdi arkadaşlar Yıldız diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuraya da Özgür diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yıldız nasıl yapıyor? 40 soruyla başlıyor. Her gün 12 fazla. 52, 64, 76, 88, 100, 112. Bunları bir toplayalım. Ne gelir? 2, 4 daha 6, 12, 20, 22. Elde var 2. 1, 9, 16, 22, 27, 31, 33, elde var 3, 1, 1 daha 2, 532 yaptı mı? Özgür'e bakıyorum 50, 58, 66, 74, 82, 90, 98. Bunu da toplarsam ne yapar? 518 yapar değil mi arkadaşlar? 532 ile 518'in arasındaki farkı soruyor bana. 14 geldi mi? Kolay bir soruymuş. Soru video daha doğrusu şöyle. Aslında bütün sorular biz bildikten sonra kolay gelecek bize. O yüzden işlemleri ilk önce kendiniz yapıyorsunuz, sonra benimle kontrol ediyorsunuz. Hadi bakalım devam edelim. Salih 20 paket deterjanı 300 TL'ye almış. Sen arkadaşım bir paketi kaç TL'ye aldın? Söyle bana diyorum. 15 TL. Bir paket 15 TL'ye almış. Her paketinden 27 TL 7 TL kazanç elde edecek şekilde satış yapmayı düşünüyormuş. 15 TL artı 7 22'ye satacak. 22 çarpı 20 derim. Yani 440 TL bu çocuğun eline para geçecek. Fakat 9 tane deterjan paketi patlamış ve dökülmüş. 20'den 9'u çıkarttım. 11 tane kaldı elimde geriye. Benim 440 TL'yi tekrar elde etmem için ne kadarlık satmam lazım? Ne kadardan satmam lazım? 440 bölü 11 derim. 4, 40 TL'den satarsa bu çocuğun kazandığı miktar değişmeyecek.
Bir okulda okul temsilciliği 4 öğrenci aday olmuş diyor. Oylama yapılıp sandık açıldıktan sonra oyların dağılımı aşağıdaki gibidir. Buna göre diyor okul temsilcisi seçilen öğrencinin dışında diğer adaylar toplam kaç oy olmuştur diyor. Şimdi toplam kullanılan oy sayısı neymiş? 148. Okul temsilcisi seçilen öğrencinin aldığı oy sayısı neymiş? 67'de 4 öğrenci vardı. Bunu unutmuyorum. Seçilen bir öğrenci ne kadar aldı? 67 oy oldu. Geçersiz ve boş oy sayısı da 21'miş. Şimdi toplam kullanılan oy 148. 67'yi çıkarttım. 1, 14'ten 6 çıktı 8, 81. 81'den geçersiz oy sayısını çıkartın 60. Diğer adaylar ne kadar oy almış olur o zaman? 60 oy almış olur. Soru komplet gibi geliyor ama değil. Gördünüz mü? Bir tuhafiyede 25 çift çorap satılmış. Bir çift 2 adettir. Bunu bir hatırlayalım. Çoraplar 5 TL daha ucuz olsaydı aynı parayla 30 çift çorap alınacaktı diyor. Şimdi 25 çift çorabı ben 6 TL'ye aldım. Benim total param 25 TL. Tamam mı arkadaşlar? Çoraplar 5 TL daha ucuz olsaydı diyor. Yani A eksi 5 TL olsaydı hepsi 30 tane çorap alabilecektim diyor. Çarpalım. 30 A eksi 150'ymiş. 30A eksi 150'yi ben neye eşitliyorum? 25A'ya eşitliyorum. 150 eşittir 5A ise diyorum. A eşittir 30 TL'ymiş. Ne diyor bana burada? Okunuşu 252 milyon 22.002 olan sayının basamaklarındaki rakamlardan kaç tanesinin sayı değeri 2'dir demiş. 252 milyon 22.002 252 milyon 22.002 kaç tanesi 2? 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü? Hemen de nasıl da yaptık. Siz de yapıyorsunuz biliyorum benim akıllı öğrencilerim. Birler, onlar, yüzler, binler, milyonlar basamağı diye saymayı unutmadığınız sürece sıkıntı yok. Çok kolay gelecek size bunlar. 23.586.109 sayısının doğal sayısını oluşturan rakamlardan hangisinin basamak değeri en büyüktür? Arkadaşlar bana basamak değeri diyor. Basamak olarak en büyük birler, onlar, yüzler, binler diye gidiyordum. En yüksek basamak nedir? 2'dedir değil mi? Bunu zaten biliyorum. Hadi bakalım. 199 kişilik bir turist kabilesi 17 kişilik servis araçları ile havalimanına götürülecektir diyor. Tüm turistlerin taşınabilmesi için kaç servis aracı gerekir? 199'u 17'ye bölüverelim. 1 kere 17, 17. 2 de yok. 29, 29'da bir kere vardır gene. 17, 2, 12. 12 kişi fazladan kaldı. 11 servis aracı. Bir de 12 kişi daha var. Demek ki 12 servis aracı olması gerekiyormuş taşınabilmeleri için. Arkadaşlar bugünkü soru çözüm videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.